Çok sayıda milletvekiliyle birlikte AK Parti Ankara İl Danışma Meclisi toplantısına katılan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, hükümet tarafından yürütülen FETÖ operasyonları ile ilgili yapılan eleştirilere sert yanıt verdi. Doğu Batı Almanya Birleşmesi'nde 500 bin kişinin işten atıldığını hatırlattı. Bize gelen bilgilerde, bize gelen istihbarat raporlarında, değerlendirmelerde bu açık ve sahih. Yani hiç kimse zannetmesin ki, şimdi öyle bir hava yayılmaya çalışılıyor Türkiye'de. İşte bunu bahane ediyorlar, beğenmediklerini, şey ettiklerini filan tasfiye etmek için bu bir vesile olarak kullanılıyor. Hayır, böyle bir şey yapılmıyor. Zaman zaman 5000, 10000 rakamı, işte 80000 göze büyük geliyor da, arkadaşlar 80 milyonluk bir ülkeyiz, 79 milyon. Almanya 500 bin kişiyi atmış. Biz de 100 bin kişiyi atarız. Hiç gözünün yaşına da bakmayız. Bu devlete sadakatin yoksa, bu millete hürmetin yoksa, bu millete bağlılığın, vicdani bir asgari de mesuliyet hissetmiyorsan cehennemin dibine kadar yolun var. Mağduriyet tartışmaları da Başbakan Yardımcısı Türkeş'in gündemindeydi. Küskün grubu da oluşturmamalıyız dedi. Bir tane arkadaşım aradı. Çok eskiden beri tanıdım. Tuğrul diyor, benim ablamın oğlu komiser bu işten alındı. Dedim geçmiş olsun. Yahu diyor, bu benim ablamın oğlu diyor ya. Sen anlamıyor musun diyor. Bu da benim milletim ya. Sen bunu anlamıyorsun. Bu millete ihanet eden cezasını çekecek. Bir küskün grubu da oluşturmamamız lazım. Yani bu insanların ailesi, çevresi, bu ihanetin içine katılmamış olan insanları dışlayarak karşımızda bir blok oluşturmamaya da dikkat etmemiz lazım.